Karşınızda Limbik Bey'in dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir seri. Doğru bilinen yanlışlar. Limbik Bey, kendisinin daha iyi anlaşılmasını istemiş olacak ki, konuya beyinle başlamak istiyor. Gelin başlayalım. 1 numara. Beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Bunun hangi anlamda kullanıldığını bilmiyorum ama her ne olursa olsun çok büyük bir yanlış. Eğer beyin hücrelerimizin %10'unu kullandığımız kastediliyorsa, vücudumuz kullanmadığı hiçbir şeyin varlığını devam ettirmez. Aslında bu beyin için çok önceden uygulanmış bir kural. Şu anda var olduğundan daha fazla nöron ile doğarız. Sonra çocukluk döneminde kullanılmayan hücreler budama diyebileceğimiz pruning olayına maruz kalır ve yok olurlar. Eğer beyinde kullanmadığımız bir hücre veya bölüm olsaydı, inanın şu ana gelmeden çoktan yok olmuş olurdu. Eğer kapasitemizin %10'u kastediliyorsa, inanın bunu asla bilemeyeceğiz. Ve potansiyelimizi düşündüğümüzde bu rakamların yanından bile geçemediğimizi düşünüyorum. Hey Hollywood, lütfen bu konuyu daha fazla kurcalayıp insanların kafasını karıştırma. Ve Sayın Hazirun, lütfen beyninizin %100'ünü kullanın gibi palavralara inanmayın. 2. Daha büyük beyin daha iyidir. Ortak akla uygunmuş gibi dursa da yanlış bir ifade daha. Evrende bulunan canlılara baktığımızda beyin hacimleri ile göstermiş oldukları beceriler arasında bir bağlantı göremiyoruz. Hem bu canlılar arasındaki en zeki varlıklar biziz. O halde en büyük beyne de bizim sahip olmamız gerekir. Peki öyle mi? İnsan beyni yaklaşık 1.4 kilogramdır. Bir filin beyni ortalama 5 kilogram iken balinalarda bu rakam 8'i bulur. Eğer zekamız ile doğru orantılı bir büyüklükten bahsediyor olsaydık, şöyle bir şeyle karşılaşmamız muhtemeldi. İlle de zeka veya beceriyle beynin maddi bir özelliği benzeştirilmek isteniyorsa, beyin hücreleri arasındaki bağlantı sayısı, yani plastisite, sinir bilim açısından daha doğru olacaktır. 3 numara, sağ beyin, sol beyin meselesi. Bu konuda tıpkı %10 meselesi gibi medya tarafından çokça çarpıtılır. Bu sebeple gündemdeki yerini büyük bir sağlamlıkla korur. Sağ beynini kullanan insanlar daha yaratıcı olurken, sol beynini kullananlar daha analitik olurlarmış. Hadi gelin biraz nöroanatomi konuşalım. Beynimiz iki hemisferden oluşur. Bu hemisferler birbirlerine corpus callosum denilen anatomik bir yapıyla bağlı olup yoğun bilgi alışverişini bu limfemeti sayesinde sağlarlar. Beynimiz anatomik olarak sol ve sağ hemisfer olarak bölünebilse de kompleks işlevlerin hemen hepsinde bu iki hemisfer birlikte çalışır. Örneğin çoğunlukla sol hemisfer ile bağdaştırılan dil işlevinin harmonik açıdan irdelenmesi sağ hemisfer tarafından gerçekleştirilir. 4 numara. Klasik müzik dinleyen bebekler daha zeki olur. Bu görüşün oluşmasının ardında sanırım klasik müzik sevdalılarının sosyokültürel seviyelerinden oldukça etkileniyor olmamız yatıyor. Benim çocuğum da klasik müzik dinlemeli. Bu onu daha kültürlü bir birey yapar. Çünkü klasik müzik dinleyenleri daha kültürlü biliriz. Bu durum o kadar da keskin ve doğrudan değil. İşin neden var olduğu bir yana, bilimsel açıdan Mozart veya İsmail YK dinlemenin birbirlerinden farkı yok gibi görünüyor. Çünkü ikisinin de bebek zihninde bu anlamda bir etkisi yok. 5 numara, alkol kullanmak beynimize zarar verir. Birkaç içki içmenin beyin hücrelerini kalıcı olarak öldürdüğü fikri bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Kronik ağır alkol tüketimi uzun süredir zihinsel problemlerle ilişkilendirilmiştir. Doğum öncesi veya gençlik yılları gibi beyin gelişiminin kritik dönemlerinde alkole maruz kalmada özellikle tehlikelidir. Ama yemekten sonra o birkaç kadeh şarabı içmek gerçekten sinirsel kayıp için risk teşkil ediyor mu? Hayır. Yapılan çalışmalar, alkol kullanan ve kullanmayan kişilerin beyin hücrelerinde böyle bir fark göstermemiş. Ağır içicilerde bile alkol tüketiminin beyin hücrelerini öldürmediği düşünülüyor. Bununla birlikte alkol tüketimi dendrit adı verilen nöronların uçlarına zarar verir ve bu da nöronların birbirleriyle konuşmasını zorlaştırır. Siz bu 5 maddeden en çok hangisini öğrendiğinizde şaşırdınız? Bu arada alkolün bizi neden ve nasıl sarhoş yaptığını merak ediyorsanız buraya tıklayabilir, daha fazlasını öğrenebilirsiniz.